Kimisi var gelip kafayı yemek istiyor hemen ilk baş kesimi. Kimisi de iki tur kesildikten sonra. Et giren eve dert girmezmiş evet, ya. Şöyle bir suyunu da gösterelim etin istiyorsanız bakın. Bakın. Buna yağ diyorlar, bu yağ değil efendim. Değil mi? Etin suyu etin mu? Etin kendi suyu. Özellikle santraforlardan birincisi dana incik paça. Dananın incik etinden kemik iliği ve kemik suyu. Başka hiçbir şey içermez. Mis. Merhabalar beyler bayanlar, sevgili çocuklar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İlk defa seyredenler için de kanalımızı, videoyu seyrettikten sonra abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin diyoruz. Bugün neredeyiz? Cevizli'deyiz. Lokanta 1973'teyiz. İçeride adaşım, sevgili dostum Onur var. Şimdi kendisiyle tanışacağız, hikayesini dinleyeceğiz. Çok güzel bir video bizleri bekliyor. Hepinize iyi seyirler. Buyurunuz efendim. Evet sevgili dostum, adaşım Onur. Evet. Nasılsın, iyi misin? Merhaba, aslında tam Onur değil, Arda Onur. Arda İki Onur isim. Aynen. Tamam, diğer adın da Onur, sonuçta adaşımsın. Baş, tanımıyor bazı kişiler, o yüzden söylüyorum. Herkes Arda olarak biliyor. Şimdi lokantamız 73 tarihinde rahmetli büyük babam tarafından kuruluyor Cevizli'de. Evet. Cevizli'nin ilk lokantası. Karadeniz döneri yapıyoruz. Trabzonluyuz. Evet. O da zaten Trabzon'dan gelip burada restorancılığa başlıyor. Lokantacılığa daha doğrusu. Tamam. 60'lı yıllarda Ümraniye'de Bulvar Lokantası'nı kapatıp Cevizli'de 73 senesinde Çınar'ın dibindeki lokantayı açıyor. O lokantayı biz devam ettirdik ve şimdi ismi yeni olarak lokanta, ilk açıldığı tarihi koyduk. Lokanta 1973. Devam o şekilde ediyor. Başladık efendim. Peki şimdi hemen soralım. Karadeniz dönerini diğer dönerlerden ayırt eden özellik ne? Dönerimiz bizim dönerimiz. Karadeniz'de her ustanın döneri farklıdır. Ama evet, bizim dönerimiz sadece dana eti kullanıyoruz. Kuzu hiç yok mu? Kuzunun kuyruk yağını kullanıyoruz. Kuzu eti hiç içermez. Evet. Süt dana. Ve evet, parçadır zaten. Gördüğünüz gibi bakın. Hiç kıyma bulamazsınız yani. Bildiğin parça et yani tamamen. Vallahi süper. Kokular. Babam, kardeşim, ben, ailecek. Düzeni devam ettiriyoruz, öyle söyleyelim. Saat kaçta kaç arasında açık mekan? 11'de döner hazır. Evet. Sabah 8'de açılıyor. Sabah 8.30'da çorbalar hazır. Evet. 11'de dönerimiz hazır. Döner de 4-5 gibi tükeniyor efendim. Dükkan kaça kadar açık? Dükkanda ürünler bitince kapanıyor. Tahmini 6'dan sonra ürünler bitmeye başlıyor. Evet. Ürünler bittiği zaman kapatıyoruz efendim. 6-7 gibi. 8'e de kayabiliyor bazen. Pazar günleri kapalısınız. Tabii tabii, pazarları kapalıyız abi. Bunun haricinde bu yan tarafta sulu yemekleri de görüyorum. Bunlar da tabii Karadeniz yöresine ait yemekler. Bizde Karadeniz olan sadece dönerimiz. Santraforlar iki. İlikli paça ve döner. Şimdi bunları porsiyon olarak tabii hazırlıyorsun. Tabii onları şimdi ben porsiyonluyorum. Gramaj bir gramaj. Porsiyonda ne kadar, porsiyona kaç gram var? 120 gram bir porsiyonumuz. Evet. Yani öyle 3-5 grama takılmıyoruz. 5 gram, 6 gram, 10 gram. Pilav üstü veriyorsunuz. Tabii tabii, müşteriler nasıl isterse arzularına göre. Ekmek arası. Ekmek arası, pilav üstü. Lavaş kullanmıyoruz. Lavaş kullanmıyoruz. Aynen, ekmek kullanıyoruz. Bizim kendi özel yaptırdığımız bir ekmeğimiz var. Francalı ekmek. Evet. Yanında domatesi, biberi. Tabii, oh, keri domates ve yeşil biber kullanıyoruz. Vallahi mis gibi kokuyor Onur. Birazdan tadacaksınız siz de. Vallahi bir an az önce çekim pişkin mi seversiniz? Az pişkin. O zaman et yemeyi biliyorsunuz biraz. Yani öyle biraz alasulu olacak ki tabii, yediğimiz eti iyi anlayalım. Yani pişkin sevenleri de anlıyorum. O biraz damak tadı ama evet, etin lezzetini alma konusunda orta pişkin ve ortadan biraz daha az yediğiniz zaman lezzeti gerçekten daha iyi anlıyorsunuz. Pişkin yediğiniz zaman sizin aldığınız tat isim evet, tadı. Yani iç tadı sevenler pişkin seviyor aslında. Mis gibi. Vallahi Onur, et giren eve dert girmezmiş evet, ya. Şöyle bir suyunu da gösterelim etin istiyorsanız bakın. Oo. Bakın bakın bakın. Oo. Buna yağ diyorlar, bu yağ değil efendim. Değil mi? Etin, etin suyu etin mu? Etin kendi suyu. İçinde hapsettiği su. Vallahi şu anda içim gidiyor biliyor musunuz? Sular bittiği zaman. Bekleriz. Her zaman. Yolumuz buralara düştüğünde biz hep buradayız. Pazar hariç. Pazar hariç. Tabii Ramazanları kapalıyız. Pazar günleri kapalıyız ve bayramları kapalıyız. Hemen şu tarafta da sulu yemeklerimiz var. Onlardan evet, da biraz bahsedebilirsin. Günlük her gün aynıdır ürünler. Patlıcan evet, musakka. Şöyle ben hemen ürünü göstereyim size. İzmir köftem. Bunların hepsini kendimiz yapıyoruz. Hazır hiçbir ürün yoktur. Ekşili köftem. Annemin eseridir. Çok seveni var. Anneniz mi yapıyor? Tabii. Oo. Büyük babamın klasiklerinden Yakup Usta'nın tas kebabı. Eskiler iyi bilir. Oo. Niğde'den gelen bu da kuru fasulyemiz. Helva. Niğde yapıyoruz. Helvadır biraz evet. Özellikle santraforlardan birincisi dana incik paça.
Oo. Dananın incik etinden kemik iliği ve kemik suyu. Başka hiçbir şey içermez. Neyiz? Mercimek çorbam, süzme. Mercimek. Her gün bu standartta her gün fikstir menümüz. Tabii. Menümüz her gün fikstir. Bir tadın bakalım, size beğenecek misiniz? Onurcuğum, ilk başta bu yoğun zamanda bana zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum. Ben hemen sofraya geçeceğim. Ondan sonra takipçilerimle deneyimlerimi paylaşacağım. Size kolay gelsin. Umarım beğenirsiniz. Çok teşekkürler. Kesinlikle. İzleyen herkese çok sağ olun. Ve görüntüler hiçbir zaman yanıltmıyor. Bunu sana söyleyeyim. Döneriniz için özellikle şu görüntü zaten şahane. Koku da mis gibi. Keşke YouTube'dan sevgili takipçilerimize de kokuyu gönderebilsin. İleride o teknoloji de çıkar inşallah. İnşallah vallahi çıksın. Bu güzelliklerden mahrum kalmasın diyoruz. O zaman sofrada görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok. Şimdi ufak bir oyuncu değişikliği yapıldı. Mehmet abi, Onur kardeşimin babası geldi sahaya. Babadan ona kaç kuşak abi? Babamdan bana. Evet. Benden de Onur'a dersek 3 oluyor. Üçüncü kuşak oluyor. Vallahi Onur güler yüzüyle şimdi eyvallah, elinden geldiğince her şeyi anlattı. Eyvallah. Senin de eklemek istediğin bir şey var mı abi? Bu dönerin olmazsa olmazları neler? Dönerin olmazsa olmazı neler? İyi bir et mi? Avcarlanması mı? O %100. Etin iyi olmazsa tabii ki olmaz. Evet. Marinası çok önemli. Ama en önemli nokta, dürüst olalım, ne biliyor musun? Ne abi? Bir dönerde seri kesin. Kesinlikle çok önemli. Döner böyle saatlerce sabah takıp akşama kadar beklenecek değil mi abi? Antrikot da olsa olmaz, evet. Neden? Sertleşiyor mu yoksa tadını mı kaybediyor? Kaybediyor dediğim. Şimdi biz çift döner niye takmıyoruz? Akşam döneri tak diyorlar bize, takmıyoruz. Biz takıyoruz saat 11'de. 11'de 11.30 gibi dönerimiz hazır. Evet. Maksimum saat 4'ler 5'ler. Ondan sonra bir daha takmıyorsunuz değil mi? Takmıyoruz. Sonunu da satmak istemiyoruz. Evet, daha önce de söyledik çok sefer. Neden? Dönerin başıyla sonunun arasındaki fark %100. Fark ediyor değil mi abi? %100. Peki ilk kesim olan dönerin tadı güzel mi? Herkes öyle diyor ama. O göreceli. Kimisi var, gelip kafayı yemek istiyor hemen ilk baş kesimi. Kimisi de iki tur kesildikten sonra. Niye? Biraz tuzlu olur ilk başı. Marine tuzu verir ilk başta. Bazısı onu sever. Çoğu daha doğrusu seviyor. O bazısı da tuz sıkıntısı varsa, tansiyon varsa gibi hep birkaç kesim sonrasını yiyor. Başka şubeniz yok mu abi? Yok. O zaman abi biz soframıza geçelim. Mis gibi tadına bakalım. İnşallah. Size kolay gelsin. Şifa olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, en güzel ana geldik şimdi. Tadım zamanına. Gel 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 gel. Şuraya bakar mısınız? Mis gibi ya. Parça parça et. Şimdi bunun tadına nasıl bakmayacağız? He? Gökçe. En sevdiğim. Tuz muz hiçbir şey atmadan direkt şöyle sade olarak bir tadına bakmak istiyorum. Nasıl, benim döneri olan zaafımı biliyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten et yiyorsun. Gerçekten et yiyorsun. Ben bu kadar olabileceğini tahmin etmiyordum. Ciddi söylüyorum bunu size. Ama gerçekten başarılı. Üzerine kekik koymaya falan gerek bile yok. Zaten masalarda kekik de yok. Sadece tuz, karabiber, pul biber var. Vallahi muhteşem. Çok güzel ya. Hani bana neyi hatırlattı biliyor musun Gökçe? Çocuklukta yediğim eski böyle güzel kaliteli dönerler var ya. Evet. Aynı onun gibi. Hem sulu hem de gerçekten lezzetli. Yani bu sporu yapıyorlar. Bak sen bunu pilav üstü de isteyebilirdin. Pideyle mi yemeği tercih ettin? Aynen. Ben mesela pilav üstü yiyeceğim. Ben de o ikiliye dayanamıyorum. Şöyle yanında güzel bir turşu da ikram ediyorlar. Bu arada sevgili dostlar, 100 grama 70 lira. O şekilde söyleyelim. Porsiyonda 120 gram var. 90 lira. 200 gram eğer de yerseniz, 1,5 porsiyon gibi yani yerseniz, o da 140 liraymış bu arada. Gerçekten iyi ya. Çok güzel pişmiş. Şimdi biraz da dönerin nasıl olduğundan bahsedelim. Gerçekten alasulu. Sulu sulu böyle bir et tadı alıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey bence. Marinasyonu ne var içinde bilmiyorum ama tamamen o
kadar iyi yapılmış ki hiç tuz bile ilave etmeye ihtiyacı hissetmedim. Her şey kararında. Kesinlikle çok güzel. Yalnız bu pilavla da iyi olur ha. İşte ben benim... şimdi direkt etin tadını almak istediğim için evet. Özellikle pilavla yemedim ama pilavla gerçekten pilav başarılı olur. Güzel ekmek arası olur. Mis gibi olur. Dostlar fiyatlarını söyledim. İçeceğin fiyatı çok önemli değil. Onun haricinde açılış kapanış saatlerini söylediler. Pazar günleri kapalı olduğunu söylediler. Bence yolunuz buraya düşerse hemen zaten E5'in buraya çok yakın. Cevizli'de mutlaka gelin bir uğrayın. Hem güler yüzlü bir esnaf kardeşimiz Onur. Babası da aynı şekilde öyle. Gelin özellikle bu dönerinizi yemenizi tavsiye ediyorum. Diğer sulu yemeklerin tadına özellikle bakmadım. Çünkü buraya işin açıkçası sadece döner yemek için, döneri deneyimlemek için geldim. Onun için döneri özellikle istedim. Lokomotif ürünü döner çünkü. Dönerin arkasından da kelle paçaymış. E zaten akşamüstü de dönerleri zaten bitiyor. Demek ki bu işi yapıyorlar demektir. Dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Onur'la kalın.